استقبل بيت تماما. أولا أمر بيت يعني إنما في الدنيا ما سألنا نوز غير تشخص فرنس يجي من يبنى كوب جيني ما بيس هو بلا تاتشو تشو جاني يرى سوسي لاشا بلاس بلاس صور أصل ده برقان هذا بلا ماس برينسبال ماس نمو جدي جدي ممكن ده تشو جاني يرى كيلي كيلي جان Prinsipal masalah prinsipal. Demek bu, o şey yerden yerleş ve yerden okuyuş. Bana şu prinsipal. Bugün burada önceden kime baktı bu? Kaysa asosları da çıkan kocanın yerlerine gelişmiş mümkün. O şey firma bulandı, cluster bulandı, opti, telefon bulandı. Yerdeyim, bana şu yerine agar kürtükse, bana şu türlü kaytarı koyulaşı, bulman, bana şu yer uzun gibi bir şorat bulundu. Yerdeki kişide ünlemez, muhrat etmez. Eğer uzun iş olsa yerdeki, çünkü yerdeki şartlar şuna da kıyın ki, şuna da rastla etsin, pratik bacar işte, bu korku durak bugün bunu fiyatı var. Fiyatı bu diplom, kaç kere bizi klaslar, yerdeki, ben de şunca bir ilgiler, şunca bir tüke var, yerdeki karakı garanti var, ben de şunca bir ilgiler, harap çıkar, yorgun sahizde, biraz da okuysa, yerdeki t-shirt, bu masalelerin işlerinde şu stratejiyede, şu yer verişimizin şeffafliğine mekanizmleri yaratacak. Yer ciro avuzun diyoruz ama bunlar kimge veriş ve kaysa şartlarından veriş. Bunu biz şu cevap tecrübelerini bunu çıkartıp ekip iyi bir şekilde iki de üçlü kumarlarla onu eksperiment kılıp şu yerleri yaz olsun, şu veriş kapalı bu iş kesimin şeffafliğine yaratacağız. Bu bizde bu prinsipal masada ki Klaster dediğimiz, Dekom, Hoca dediğimiz, Fiyer dediğimiz bunlarla bir bölümden bunu olsa farklı. Klaster bu zekeri, pandemi mekanik kadardır. 2020 yılında bana şu kışlı Hoca dediğimiz subyektilere gelen bir makamını doğrular. Bunlar hak hukukunu hamaya kalırız. Bunlar hak hukukunu ana belgele verir. Hoca dediğimizde bununla bir bölümden olmadı. Bana şu kısımlayan ispatlı işte biz kuzumuzu aldığımız bir maksat. Bu yalnız ana başkalarla Demek biz eğer şu şartlar kısmını doğru yere doğrusak, o zaman
yer foydalari ichida qimmat bozor bog' mahsulotlarini yetishtirishni yo'lga qo'ysak, bu daromad oshgandan keyin, albatta daromad oshgandan keyin davlatga ham ko'proq eng asosiy bir innovatsiya, yangi tizim deyishni oldin mana shu yer munosabatlari, yerni qanaqa tenglashtirish, ertaga yerni qanaqa tenglashtirib qo'ysak, mana oddiy bog' yaratamiz desanglar, davlat zakazi, o'z zakazi deymiz.
hujjatni olib, uni o'sha bu vazirlikdan u vazirlikka o'tkazib, nechta yo'nalishda belgilab berib, terimni nima olishini, qachon olishini, qayerda ishlatishini 100% aniqlashtirib beramiz. Endi tekuvchilik iqtisodchi, mana bunga haligi kommentariyani hojatmas. Buni boshqa davlatlar ko'proq stimul tomonga o'tgan, ya'ni o'sha subsidiyani to'g'ri bo'lib, to'g'ri yo'naltirish uchun uni effektiv bo'lishi uchun juda ko'p tizimlar bor. Masalan, intervensiya tizimi bor. Hozir mana so'rasanglar, mana ko'pchilik haligi 20 yildan 20 yildan beri chet ellarda yashaysizlar, bizda davlat o'zi o'sha yerda orqali xalqni yetishtirib, o'zini korxonalarga olib kelib, korxonalarni qayta ishlab chiqarib, yana korxonalar nomini non, farmon bo'yicha farmonni ham ishlab chiqaradi. 100% davlat tashkilotlari tomonidan shuning uchun biz mana shu tizimlarni xususiylashtirish, bosqichma-bosqich bozor mexanizmiga o'tkazish, ham paxta tizimini, ham paxta o'sha boshladik yo'lda bo'lsin-chi. Mana klasterlar tizimini hali-da paxtada bekorga joriy etmayapmiz. Ana shu klasterlar tizimi orqali biz egasini topib olib, uni xususiylashtirishda hozir Moliya vazirligi bilan uni isloh qilmoqchimiz 2020 va 2021 yillar. Bundan keyin umuman qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish, umuman yetgan mahsulotlarni sanamiz, organizmimizdagi ichida qancha pestitsid bilan gerbitsidlar qoldig'i bor, umuman zararkunandalarga qarshi kurashish, mana shu butun tizimni цепочкасi bugungi kunda bizda haligi alohida bir tashkilot yo'q, umumiy kompleks ravishda qaraymiz, lekin buni ham ishlash, buni ham isloh qilish biz o'sha strategiyamizda belgilab olganmiz. Bu qotarib o'tmayman. Eng nima desam bu yerda ustozlardan o'tirishibdi, qiziqishroq bo'lganligimizda osoy etgan masala ilm fanni moliyalashtirish. Agar qishloq xo'jaligiga ajratiladigan byudjetdan pulni hisoblab chiqsanglar, atigi 0.5% ilm fanga yo'naladi. Qishloq xo'jaligi yetishtiriladigan mahsulotdagi qiymati 0.2%. Umuman yaratiladigan qishloq xo'jaligi qiymati. Shuning uchun biz sekin-sekin mana qishloq xo'jaligida qancha pul ishlatasizlar, sekin mana shu boshqa davlatlarga qaraganda agar byudjet taqsimotini oladigan bo'lsak, boshqa davlatlarga qaraganda juda ko'p. Nimaga desangiz, 70% bugungi kunda qishloq xo'jaligi yo'naltiriladigan pul irrigatsiya tizimiga ketadi. Irrigatsiya tizimi deb o'tarsanglar, bu kapital xarajatlari emas, elektr energiyaga pul ketadi. Demak, bugungi kunda qishloq xo'jaligiga yo'naltiriladigan pul elektr energiyaga ketadi. Shu masalalarni tubdan o'zgartirish qiyin, oson emas, lekin biz reja qilib olamiz. Ilm laboratoriyalarda yangilash, umuman ilm fanga ko'proq e'tibor berish, agronomlarimiz, ko'chatlarimiz, urug'larimiz hammasi ko'p chet ellardagi qishloq xo'jaligiga yaqin nimalar bo'lsa, intensiv oqiladigan bo'lsa ko'pi ko'chatni chet eldan olib kelamiz. Farmerlarni, mahsulotlarni ichidagi urug'lar chet eldagi agronomlarimiz, agar talab qilib ko'p pul oladigan agronomlarimiz chet eldagi. Demak, bu yerda ham oqsoqligimiz bor, shuning uchun biz albatta keyin raqamlashtirish, bundan keyin umuman qishloq xo'jaligi statistikasi, mana statistika bo'yicha ko'p gapiramiz. Biz oldin 15% iqtisodimiz o'sardi, hozir endi mana 5% o'sayapti. Chunki biz statistikani to'g'riladik. Qishloq xo'jaligida mana biz 20 million tonna mahsulot yetishtiramiz deymiz, lekin buni ham bir statistikasini ko'tarishimiz kerak. Buning uchun boshqa davlatlarga borsangiz hammasi ko'p o'sha dron, umuman sputnik, zondirovniy o'tib ketgan. Bizda hali ham o'sha haligi manbalarga o'lchaydi, demak biz statistikani qilib beramiz. Shuning uchun bu yo'nalishda oldimizga ko'p maqsadlar qo'yib qo'yganmiz. Ruxsatinglar bilan savollarni sessiyada davom ettiramiz. Qishloq xo'jaligi bir judayam keng, judayam
katta vazirlar orasida juda katta bugungi kunda nima bor? Taqdirni talashib, mana shu kadrlar yig'ilsin, bunga qanday qilmasin degan birlarga nima bor? Raqobat, sog'lom raqobat bor. Rostini aytaman, mana shu tashkilotchi va rahbarlar aytishdiki, iltimos, o'yinchilarga aytinglar, biz harakat qilamiz, sharoitlarni yaratib beramiz. Biz o'zlaringiz bilasizlar, oldin bunaqa hech kim gapirmagan, sharoit yaratib beraman, kerak bo'lsa alohida bir oyligida gaplashamiz. Biz ko'p o'yinchilar, man misol qilaman, mana shu oxirgi 2 yilda chet elda ishlagan umuman sohasini yaxshi bir mutaxassis bo'lgan o'zbeklarimiz qanchasi keldi? O'zidan so'ranglar, bu oddiy yaqqol misol. Shuning uchun ko'pchilik mana kritik massa dedi, chiqmoqchi mana sherzaga aytdilar, ko'p chet elliklar bilan vazirlikda ishlashyapti. Biz ham vazirlikda 10ga yaqin yangi yaqinda mutaxassislar olayapmiz. Vazirlikda ham bor, shuning uchun hammani bir mana shu jarayonga bilasiz, qishloq xo'jaligi vazirligi bo'lmasa ham umuman hukumatimizga, mana shu O'zbekistonga qaytib ishlasanglar, man o'ylayman mana shu o'ylagan niyatlarimizni hammasiga erishamiz. E'tiboringizga rahmat.